Efendim iyi akşamlar. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz yine hazırız. Gündemde ne varsa haber adına sizler için derledik, yazdık ve karşınıza getirmek üzere Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü için Türkiye'nin her noktasında bazı etkinlikler düzenlendi. Evet, 253 şehidimizin anısına ülkedeki tüm camilerden aynı anda selalar okundu sayın seyirciler. Kayseri'de ise dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı. Beylerbeyi'nde Türkiye Yüzyılının Kahramanları isimli programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğansa Türk milleti o gece bir destan yazdı dedi. Temmuz'un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bütün Türkiye yine tek yürek oldu. 15 Temmuz direnişinin 7. yıl dönümünde yurdun dört bir yanındaki camilerden sela sesleri yükseldi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmasının 7. yıl dönümünde birlik ve beraberliğin sembolü selalar eş zamanlı olarak saat 00.13'te tüm illerde ve yaklaşık 90 bin camide okundu. Camilerden sela sesleri yükselirken tüm Türkiye meydanlarda, sokaklardaydı. Bayrağımızı dalgalandırıp hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidimizi andılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılının Kahramanları programına katıldı. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım, ailem, milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Hain darbe girişiminin 70 yıl geçse de asla unutulmayacağının altını çizen Erdoğan, o gecenin Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu anlattı. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Kardeşlerim, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi yeni bir destan yazdığını söyledi. Bir kez daha hatırlamak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe, nesilden nesile, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi nasıl tek yürek olunabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz
bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. Sayın seyirciler, hain darbe girişiminden 7 yıl sonra ilk kez televizyon ekranına çıkan 15 Temmuz gecesinin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'i anlattı efendim. O gece telefonda 8 kez görüştüklerini söyledi Aksakallı. Şehadet emrini nasıl verdiğini anlatırken de bakın oldukça zor anlar yaşadı. Vatan uğruna feda, ey can, ey kahramanlık şahıs, ey canım. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı ilk kez bir televizyon programına katıldı. Kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'i anlatırken zorlandı, gözleri doldu. Darbemizi de ettik. 15 Temmuz gecesi darbecilerin F-16'ları ve helikopterleri Ankara caddelerinde hep onun otomobilini aradı. Kendilerine tehlike gördükleri için ortadan kaldırmaya çalıştıkları ilk isimdi. Habertürk'te Kemal Öztürk'ün konuğu olan Aksakallı o geceyi anlattı. Semih Erzen'in gelişini öğrendikten sonra Ömer Halis Demir'i aradım. Durumu kısaca söyledim. Durum böyle. Keşif yap. Durum nedir bana ilet. Ömer çıktı. Bölgeye baktı. Bundan beri çok iyi silahlı tesisat adamlarla hareket merkezi şeydi, emniyete almışlar. Böyle son şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halis Demir'le. Son emrini verip bunun ucunda şehadet var diye uyardığında Halis Demir'in komutanım feda olsun vatanıma dediğini anlatırken sesi titredi, gözleri doldu. Bir baba oğul ilişkisi doğuyor olarak. Ömer dedim artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllık biz darbemize de ettik. Semih Terzi'nin hain alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım feda olsun dedi vatanda. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Bundan sonra işte görevini yerine getirdi. Aksakallı şehit olduğunu öğrendikten sonra karargaha gidip Halis Demir'in naaşını alnından öpmüştü. Ömer'in naaşına yöneldim. Duamızı okuduk. Alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Tabi cebinde de bizim 8 maddelik emir vardı. Ucu biraz dışarı çıkmıştı, kanlanmış. Son madde, durum ve şartlar ne olursa olsun esarete düşmek, teslim olmak asla düşünülemez, şehadet esastır. Ömer Halis Demir bu son maddeyi yerine getirdi. İstanbul'dayız efendim. Görüntüler hakikaten çok etkileyici. Çok üzüldük. İstanbul Kağıthane'de motosikletlilere yönelik denetimler vardı. Orada bu acı olay yaşandı. Kontrol noktasında durdurulmak istenen motosikletli yavaşlamak yerine hızlanınca polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Ağır yalanan polis memurumuz kaldırıldığı hastanede maalesef şehit oldu. Bekit'i şehit eden Osman Boyra'nın ehliyetsiz olduğu ve haciz kararı alınan motosikletinin de her yerde arandığı ortaya çıktı. Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosikletli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Bekit şehit olurken motosiklet sürücüsü Osman Boyra hafif yaralandı. Polisler Kağıthane İmrahor Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında motosikletlilere yönelik uygulama yapıyordu.
Görevli polis memuru Alp Efe Bekit de görevinin başındaydı. Tam ışıklardan karşı arkadaşlarının yanına giderken hızla gelen motosikletliyi gördü. Polislerin durdurmak istediği motosikletli yavaşlamak yerine daha da hızlandı. Bekit onun durmayacağını anlayınca elini silahına götürdü. Ama hızla üzerine gelen motosikletten kaçamadı. Hızla gelen motosikletin çarptığı Bekit metrelerce savrulup ağır yaralandı. Ona çarpan motosikletli Osman Boyra da yere düşüp yaralandı. Boyra'nın ehliyetsiz olduğu ve kullandığı motosikletin haciz kararı nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Alp Efe Bekit ise doktorların tüm çabasına rağmen yaşatılamadı. Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katılımıyla tören düzenlendi. Törende şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. 6. dönem polis özel harekatından emekli Ali Nazif Bekit'in oğlu olan Alp Efe Bekit'in cenazesi Karşıyaka polis şehitliğine gömülmek üzere Ankara'ya gönderildi. Polisimizi şehit eden motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgili izleyenler, Samsun'da ise sıcaklardan bunalan aile çocuklarını denize getirmişlerdi. Deniz dalgalı olmasına rağmen suya giren 4 çocuğun serinleme çabası ise maalesef bir faciayla sonlandı. Suda çırpınan çocuklardan 3'ü kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen ikisi fazla yaşatılamadı. Hayatını kaybeden İncilay'ın ikiz kardeşi Ahmet'i bulmak için başlatılan çalışmalar da halen devam ediyor. Denize giren 4 çocuktan ikisi hayatını kaybetti. Bir tanesi kurtarıldı, diğeri ise hala kayıp. Deniz Evleri Mahallesi'ndeki golf kulübü mevkiinde serinlemek için aileleriyle denize giren 12 yaşındaki ikizler Sümeyye İncilay ve Ahmet Altındal ile kuzenleri Elif Nur ve Oğuzhan Topçu bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailelerinin ihbarıyla olay yerine deniz polisi ve dalgıçlar geldi. Dev dalgalarla boğuşan ekipler Elif Nur Topçu ve kardeşi Oğuzhan'la birlikte İncilay Altındal'ı sudan çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri kalbi duran İncilay'ı hayata döndürebilmek için dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. Ardından 3 çocuk hastaneye yetiştirildi. İncilay'ın denizde kaybolan ikiz Ahmet'in bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan İncilay Altındal ve kuzeni Elif Nur Topçu doktorların tüm çabalarına rağmen fazla yaşatılamadı. Oğuzhan Topçu'nun hastanedeki tedavisi sürerken Elif Nur ve İncilay kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı aile kız çocuklarını gözyaşları içinde uğurlarken kayıp iki Ahmet Altındal için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Efendim, sıradaki haberde Sinop'tan. Sinop'ta yanan köy evinde Hayri ve Fatma Danacı çiftinin cansız bedenleri bulundu. Çift aslında cinayete kurban gitmişlerdi. Onları acımasızca katleden de damatlarıydı. Cani damadın danalarının satıp parasını kendisine vermeye ikna edemediği kayınpederiyle kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdükten sonra delil bırakmamak için de evlerini ateşe verdiği belirlendi. Yangın ihbarına giden itfaiyeciler küle dönen evde danacı çiftinin cansız bedenlerini buldu. İlk önce yanarak öldükleri düşünüldü ama işin aslı başka çıktı. Onları vahşice katleden damatları evi de ateşe vermişti. Çiftçilikle uğraşan 51 yaşındaki Hayri ve 48 yaşındaki Fatma Danacı çifti Dikmen Şeyh Hüseyin köyünde yaşıyordu. Yaşadıkları evden alevler yükseldiğini gören köylüleri hemen itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiyeciler büyük bölümü ahşap olan evi kısa sürede söndürdü.
Tamamen kül olan eve girdiklerinde danacı çiftinin kömürleşmiş bedenleriyle karşılaştılar. İlk başta onların alevlerden kaçamadıkları için öldüğü düşünüldü. Ama otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Danacı çifti yangında değil, vücutlarındaki sayısız bıçak darbeleri yüzünden ölmüştü. Gerze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çiftin evine giden yol güzergahındaki tüm güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Çiftin evine en son damatları olan Nevzat Şahin'in geldiği tespit edildi. Şahin'in cinayet sonrası pazardan yeni giysiler aldığı ve kanlı kıyafetleri bir caminin tuvaletinde değiştirdiği ortaya çıktı. Cinayetten sonra bir lokantada çorba içen cani damadın dikkat çekmemek için çok rahat davrandığı belirlendi. Ekiplerin izini sürdüğü damat Şahin Gerze'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde kaynanası ve kayınpederinden besledikleri danaları satıp parasını kendisine vermelerini istediğini kabul etmeyince de öldürdüğünü anlattı. Danaların parası için kayınpederini ve kaynanasını acımasızca katleden Nevzat Şahin, arkasında delil bırakmamak için evi de kolonya döküp ateşe vermişti. Cani damat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da ise akrabalarının yolunu kesip kavgaya tutuşan iki kişi sokağın ortasında terör estirdi. Alacaklı oldukları akrabalarının "çoluk çocuğum var yapmayın" diye yalvarmasına da aldırmadılar efendim. Silahlarını peş peşe ateşlediler. Başkent'te yaşanan şimdi o dehşet anlarının görüntüsünü getiriyoruz ekrana. Alacaklı olduğu akrabalarının gözünün yaşına bakmadı. Yollarını kesip üzerlerine kurşun yağdırdı. Bu silah sesleri başkente yankılandı. Talimatı veren de, silahı sıkan da, hedefteki isimler de birbirleriyle akraba. Onları kanlı bıçaklı hale getiren de alacak verecek meselesi. Borçlu oldukları akrabaları tarafından yeni mahallede yolları kesilen iki kişi böyle saldırıya uğradı. Araçlarından inip sokak ortasında kavgaya tutuştular. Alacaklı taraf silahına sarılınca diğerleri araçlarına binip kaçmaya başladı. Kaçanların "çoluk çocuğum var yapma" diye yalvarmasına da aldırmadılar. Peşlerinden ateş etmeye devam ettiler. Hedeftekiler hızla uzaklaştı. Alacaklıları da araçlarına binip peşlerine düştü. Sonrasındaysa neler yaşandığı bilinmiyor. Ama görüntüleri ihbar kabul eden polis o iki araçtakilerin peşine düştü. Yeniden İstanbul'dayız efendim. İstanbul'un artık kangren olmuş bir sorunu bana göre bu. İstanbul'daki taksi sorunu yapılan tüm yayınlara rağmen katlanarak devam ediyor. Eğer şanslıysanız, bir taksi bulduysanız ne mutlu. Her gün farklı suçları ifşa olan taksiciler hala bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Yine yolcu seçiyorlar, yine mesafe soruyorlar. Bunlar tamam ama bir başka konuyu getirelim ekrana. Esenyurt'tan aracını aldığı 4 kadınla pazarlığa tutuşan bu taksici 300 liralık yola tam 1000 lira istedi efendim. Başarılı olamayınca da her yolcu için fark talep etti. Taksiye çık gideceksin. Ne alaka 1000 liraya? Çok geçiriyorum gerçekten. Biz orada gördün ve çağırdın abi. Biz zorla binmedik ki arabana. 5 kişi olduğumuzu da gördün orada. Dalga mı geçiyorsun? Taksimetreyi açmadan pazarlık yapan taksici yolcularını çileden çıkardı. Bir tane abi 1000 liraya karşıya giderdin. Sen aç abi taksimetreyi. Tamam. Yani 50-60 lira. Farkını aç. Alim bakımcısı sen misin, anlamadım ki. Taksici değil, tam bir dolandırıcı gibiydi. Esenyurt'ta kaydedilen bu görüntülerde yolculardan 4'ü kadın, biri de çocuktu. 5 kişi değiliz ki, çocuk mu yani, küçük abi, zayıf. Biz orada gördün ve çağırdın abi. Biz zorla binmedik ki arabana. 5 kişi olduğumuzu da gördün orada. Dalga mı geçiyorsun? Esenyurt'tan Kumburgaz'a gitmek için bindikleri araçta kendilerini bir anda taksiciyle pazarlık yaparken buldular. 40 kilometre 1 lira 13 kuruş çarpı. Taksimetre açsın kaç para yazacak? İl dışına kalıyoruz. 5 kişisiniz, onun için
Yani pazarlık mesele gitmem lazım. Taksimetre açmaması da, 300 liralık yola 1000 lira istemesi de şaka değildi. Şok geçiriyorum gerçekten. Taksimetreye açıp gideceksin. Ne alaka 1000 liraya? 5 kişi. Taksimetre aç gidelim. Ablacığım siz 5 kişisiniz. Ya leşlik arabaya bindik 1000 lira diyorsun ben bize. Vay oturmadan değil mi? Mesafem kaç kilometre? Allah Allah. Abi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Tamam. İmamoğlu'nun yanında çalışıyorum. Tamam ben de size bunu hesaplıyorum abi. Yolculardan birinin İBB çalışanı olması bile onu korkutmadı. Taksimetreyi açmak için şart koşmaya başladı. Taksimetreyi açmadan gidemezsiniz. Bak taksimetre açarım. 50 lira ya 60 lira farkını verirsiniz bir kişinin. Duyar mı? Sen aç abi taksimetreyi. Tamam. Yani 50-60 lira farkını aç. Ben ekstra para istiyorum bizden. Ekstra değil. O anları kayda alan yolcular taksiciden şikayetçi oldu. Sıfırla abi taksimetreyi. Tamam sıfırlanacak abicim acele etme. Şok geçiriyorum gerçekten. Rojin Elveren. Ekrandaki hanımefendi efendim 103 kiloydu. Kendi imkanlarıyla zayıflayamayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ama güle oynaya girdiği o ameliyathaneden bir daha maalesef çıkamadı. Hastaneyi ihmalkarlıkla suçlayan acılı ailesi Rojin'in gerekli olan tahliller yapılmadan ameliyata alınmasını bir cinayet olarak değerlendirdi. Bir güler misin? Cuma günü ben dedi geleceğim eve dedi. Cumartesi oldu gelmedi. Ben çok güzel olacağım zayıflayacağım. Rojin Elveren 19 yaşında hayatının baharındaydı. Ama tüp mide ameliyatı için girdiği ameliyathaneden bir daha çıkamadı. Rojin nasıl kıydılar sana? Benim kardeşime nasıl kıydılar? 19 yaşındaki Rojin Elveren'in başı fazla kilolarıyla dertteydi. Kendi çabalarıyla zayıflayamayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 103 kiloydu. Hani mide ameliyatına elverişli değildi. Daha izin vermedim. Sonra beni ikna etti. Ailesi ikna olduktan sonra bir doktorun kapısını çaldı. O doktor Rojin'i Bağcılar'da özel bir hastaneye yönlendirdi. Kızında 5000 kapora parası alarak hastaneye yönlendiriyor. Bağcılar bir tane klinik var. Git oraya anlaş konu. Diyor. Bağcılar'daki hastaneyle anlaşan Rojin Elveren 38 bin lira tutarındaki ameliyat parasını da teslim etti. Tahlile başladı. İmza aldılar kızımda. Sadece dahiliye doktoruna gördüler. Dahiliye doktoru hiçbir şey bir şey sormadı. Sadece alkol ve sigara kullanıyoruz. Evet hayır tamam ameliyat elverişli diye kızımı gönderdiler. Çöp gibi attılar 38 bin lira aldı. Kefen parası aldılar. Prosedür gereği ameliyat öncesinde çok ayrıntılı tahliller yapılması gerekiyordu. Ama ailenin iddiası aslına göre her şey üstün körü yapılmış, sadece bir saatte tüm tahlil sonuçları çıkmıştı. Normalde ameliyata girmeden bir gün önce o insanın tahlillerinin tutulması lazım. Bir saat sonra ameliyat alırsın sen o kızı. Anestezi doktoru yok, önceden narkoz etkisi vermemişler. Ben küçükken kalp hastasıydım dedi. Ya bir sorun olur mu? Yok hiçbir sorun olmaz. Sonra biz öğrendik ki otopside benim kardeşimin kalp ritimleri bozukmuş. Resmen yani kızımı orada öldürdüler. Yani hastanenin ve doktorun büyük bir ihmali var. Büyük hayallerle girdi ameliyathaneden genç kızın saatler sonra cansız bedeni çıktı. Kalp ritim bozukluğu olan Rojin'in ameliyat sırasında iki kez kalbi durdu. Ailenin iddiasına göre operasyonu yapan doktor ameliyat sırasında atar damarı da patlatmıştı. Birincisinde kalbi geri getirdik ama ikincisini getirmeye çalışmış. Başhekim de şu anda kızınızla uğraşıyor dedi. Bizi orada iki saat uyarladılar. Biz dışarıdan ağıt yakarken, ağlarken oradaki bir tane doktor polise diyor ki ata damarı patlatmışlar bunun kızı dedi. Kızını orada öldürdüler para için. Ailenin iddiasına göre kızlarını ihmal yüzünden öldüren doktorun bu ilk vakası değildi. O doktor ve kaç ay önce yine bir kız çocuğu daha öldürmüş. Bizim haberimiz yoktu. Suçu hatası olmayan bir doktor, bir insan kaçar gider mi? Acılı ailenin tek isteği ameliyat sonrası hastaneden apar topar kaçan o doktorun ve diğer suçluların gereken cezayı alması. Benim kardeşim gitti. Başkalarının kardeşi gitmesin. Ben adalet istiyorum kardeşim için. Manavgat'ta boş arazide mangal yakan kadın yangın çıkardı sayın seyirciler. Tutuşan kuru otlar yakındaki evleri de tehdit etmeye başladı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını söndürmeyi başardı. Başardı da başının derde gireceğini anlayan kadın o andan sonra tam bir tiyatro oynamaya başladı. Başkalarını suçladı. Burada bir kamera olsa yakalanırlardı dedi ama yangın çıkarken güvenlik kameralarının aslında kendisini kaydettiğinden haberi yoktu.
piknik yaparken yangın çıkardı. Sonra kendince bir senaryo hazırlayıp suçu yoldan geçen motosikletlilerin üzerine attı. Bu görüntüler Manavgat'ta kaydedildi. Bu kadın yasak olmasına rağmen boş arazide mangal sefası yapıyordu. Piknik ateşinden sıçrayan kıvılcım kuru otları tutuşturup kısa sürede yangın çıkardı. Panikleyen kadın alevleri söndürmeye çalışsa da baş edemedi. Sonra başı belaya girmesin diye kendince bir senaryo hazırladı. Piknik malzemelerini biraz uzağa taşıdı. O böyle çabalarken polis ve itfaiyenin siren sesleri duyuldu. İtfaiyeciler alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürmeyi başardı. Kadın sağ kafasındaki senaryoyu uyguluyordu. Telefonda o anları anlatırken suçu başkalarına attı. Şerefsiz evlatlar işte öyle attı, defoldu gittiler. O kadar da ilan veriyorlar ateş atmayın diye. Hani onlar küçük ya. Telefonla durmadan konuşan kadın polisin kendisini dinlediğini söylüyordu. Abi benim telefonum da dinlemedi, polis beni de dinliyor. Çekmene gerek yok. Karpuzum da burada kaldı ya, karpuzu yemedim ya. Ayakkabım ayakkabım hepsi yandı ya, bir karpuzu da yedirmediler ya. Allah belasını versin. Hatta konuşurken mobese falan olsa suçlular yakalanırdı dedi. Ama bölgedeki evlerdeki güvenlik kamerasının kendisini kaydettiğinden habersizdi. Mobese de yok diyorlardı, mobese olsa direkt gözükürler. Onun abartılı konuşmalarından şüphelenen polis önce yanan yerdeki piknik malzemelerini buldu. Araştırmasını derinleştirip bu görüntülere ulaşınca yangını o kadının çıkardığını belirlediler. Bunun üzerine gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Sayın seyirciler, aslında hiç var olmasalar da dünya sinema tarihine damga vuran birçok filmde başrol oynadığı Hobbitler. Dünyada o kadar popüler oldular ki toprak altında inşa edilen o minik evleri turizmcilere de ilham oldu. O turizmcilerden biri de Sivas'taydı. Hobbit evleri adı altında eşsiz bir otel yapan turizmci, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki film şirketinden gelen uyarıyla ismini değiştirmek durumunda kaldı. Sivas'taki Hobbit evlerine Hollywood'dan ambargo geldi. Film şirketinin ihtarı üzerine Hobbit evlerinin ismi Yamaç Evleri olarak değiştirildi. Yüzüklerin Efendisi gibi sinema klasiklerinin en önemli karakterlerinden biriydi Hobbitler. Dünyada o kadar popüler oldu ki Sivaslı turizmci yeni otelini beyaz perdedeki o evlerin tarzında inşa edip Hobbit ismini verdi. Tek diyebileceğim bunun hiç de Hobbit olmadı. Mesela... Kısmen toprak altına inşa edilen küçük evler, Hobbitlerin popülaritesi sayesinde büyük ilgi gördü. Yeni Zelanda'da da bir benzeri olan Hobbit köyünde ilk yıllarda işler yolunda gitti. Ama bu ilgi Hobbitlerin yaratıcısı olan Amerikalı film şirketinin dikkatinden kaçmadı. Amerikalı film şirketi telif hakkı kendilerine ait olan Hobbit isminin kullanılmasından ötürü Sivaslı turizmci ihtarname gönderdi. Amerikan film yapımcısı Hobbit evlerine, evet Hobbit filminin yapımcısı bize oradan telif gönderdi. İsim hakkını kullanamazsınız diye. Biz de ondan dolayı ismi değiştirmek zorunda kaldık. Şu an de web sitelerinde Hobbit olarak anılmıyor. Gelen ihtarnamenin ardından otelin adı Yamaç Evleri olarak değiştirildi. Yerli turistin gözdesi olan evler Hobbit tarzında inşa edildiği için bölgede hala aynı isimle anılsa da reklam ve tanıtımlarda yeni ismi kullanılıyor. Ama bu değişim Hobbit evlerine ilgiyi azaltmadı. Yaz sezonundayız. Şu an güzel bir yoğunluğumuz var. Şehir dışından gelen misafirler oldukça arttı. İki gündür ailemle beraber buradayız. Cennet gibi bir yer. İzmir'de yaşayan Aysel Aydemir 13 yıllık evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördü efendim. İki çocuğunun babası yüzünden gün yüzü aslında göremeyen kadın 5 yıl önce boşandı koruma kararına. Bu boşanmaya rağmen ayrılığı hazmedemedi eski koca. Ona tam bir dehşeti
yaşattı diyebiliriz. Genç kadına pusu kurdu önce, kurşun yağdırdı. O saldırıdan şans eseri ölümden döndü efendim Aysel Aydemir. Ve dedi ki sesimi duyun, ölmek istemiyorum. Ölümün eşiğinden döndüm, mucize eseri, hayattayım. 13 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gören genç kadın, kocasından boşandığında kurtulacağını sandı ama öyle olmadı. Ayrılmayı hazmedemeyen saldırgan iki çocuğunun annesini pusu kurup pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. İzmir'de yaşayan Aysel Aydemir 13 yıl önce Ferhat'la evlendi. İki çocuk annesi evliliğinin ilk gününden itibaren fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Saldırılar dayanılmaz hal alınca 5 yıl önce alkolik kocasından boşandı. 13 yıl boyunca evde kaldım. Kendisinin her türlü şiddetine maruz kaldım. Koruma kararları ve tedbirleri aldırarak kendisinden boşandım ki hala koruma kararlarım devam ediyor. Ne boşanmaları ne de koruma kararları onu kurtaramadı. Ölüm tehditlerini sürdüren eski kocası 19 Haziran genç kadına pusu kurdu. Siyah filmli camlı bir araçla evimin en yakın yerinde beni bekliyordu. Onu aracın içinde fark ettiğim zaman yan koltuktan acilece bir şeyler aldığını fark ettim. Ama kendisine dikkatli bakınca elinde pompalı olduğunu gördüm. Otomobilden iner inmez genç kadına ateş etmeye başladı. İner inmez zaten demek beni şikayet edersin diyerek üzerime ateş etti. Pompalı tutukluk yaptığını fark edince ben kaçmaya çalıştım. Belinden silahını çıkartıp bana defalarca ateş etti. Ben bacaklarından yaralandım. Acı çığlıkları duyan komşuları genç kadını hemen hastaneye yetiştirdi. Kaçan saldırgan da 11 gün sonra yakalanıp tutuklandı. Ben avaz avaz bağırmaya başlayınca kendisi kaçmaya başladı. Ölümün eşiğinden döndüm, mucize eseri, hayattayım. Eski eşinin serbest kalmasından endişe eden Aysel Aydemir şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ferhat'ın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çünkü adım kadar eminim ki çıktığı zaman yarım bıraktığı işini tamamlayacaktır. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş efendim. Genelde malumunuz gözlerden uzak bir yaşam sürer. Magazinden uzak durduğu için de özel hayatı hemen hemen hiç aslında gündeme gelmez ama son günlerde Şenol Güneş'in sesiyle kaydedilen Aleni Aleni şarkısı sosyal medyada hızla yayıldı. Şenol Güneş'in bir şarkı söyleyeceğine ve üstelik de bunu kaydedip paylaşacağına hiç ihtimal vermeyenler büyük şaşkınlık yaşadı tabii. Peki aslında mevzu ne? İzleyelim. Bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerim ve hissetme de söyle. Volkan Konağ'ın dillerden düşmeyen şarkısı Aleni Aleni'yi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in sesinden dinleyenler önce büyük şaşkınlık yaşadı. Alemi alevi yardırdı galeri, sikaman yanında var. Alma yastı gelen silemedim, kalmadım kalmadım hiç gidemedim, kimseye söylemedim, diyemedim, baş diye çektim. Öyle ya, şovdan ve magazinden bu kadar uzak duran bir isim nasıl olur da şarkı söyler ve bunu kaydedip sosyal medyada paylaşırdı. Aşmacıdan sızıdan yamamıdır, Allah ne bedur. Gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi. O şarkı Şenol Güneş'in değil, bir Twitter kullanıcısının eseriydi. Yani yapay zeka ile oluşturulmuştu. Alma yastı gelen silemedim, kalmadım kalmadım hiç gidemedim, kimseye söylemedim, diyemedim, baş diye çektim. Bu yüzden vurgu ve tonlamaları mükemmeldi. Gerçekte Şenol Güneş seslendirmese bile bu şarkıyı Şenol Güneş'in sesinden dinleme şansına kavuşan sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. 2 milyon izlemeye ulaşan şarkı binlerce kez paylaşıldı. Dur bakma bana öyle, İçime akıyor kara gözlerim ve hissetme de söyle. Canımı yakıyor veda sözlerin, yanarım yanarım aşk ile yanarım, kurbanım yolunda. Alemi alevi yardırdı galeri, sikaman yanında var.
şarkı ilgi görünce yeni versiyonları da geldi hemen. Yar olmadık bana dediniz. Her günüm bir başka zehir. Mahpushaneden de demir. Parmaklıklara sarıldı. Ama onlar ilk örneği aleni aleni kadar ilgi görmedi. Dertliyim, kederliyim, her ne de sanarım, girmedim bu dünyada. Efendim, alışveriş sitesi kurdular. Sipariş verenlerin paralarının üzerine yattı bu vurguncular. E tabi jandarmaya da yakalandılar. Basılan adreslerde, internette satışa koyulan ürünlerin hiçbirinin olmadığı önce belirlendi. Sadece bir çağrı merkezi kuran vurguncuların günlük de 2 milyon liralık sipariş aldığı, ancak hiç kimseye de ürün falan göndermediği ortaya çıktı. Ürünlerinizi güvenilir ve hızlı bir şekilde kapınıza ulaştırmayı amaçlayan öncü bir e-ticaret platformudur yazdılar. Ama hiçbir ürün göndermeyip günlük 2 milyonluk vurgun yaptılar. Jandarma kurdukları sahte alışveriş sitesiyle her gün milyonlarca liralık sipariş toplayan ama parasını almalarına rağmen hiçbir ürünü göndermeyen çeteyi gelen ihbarlar üzerine takibe aldı. Şikayet siteleri de baysallaravm.com.tr sitesiyle ilgili şikayetlerle dolup taşmıştı. Kullanıcılar parasını ödedikleri halde ürünlerin gönderilmediğini, muhatap bulamadıklarını ve paralarının iade edilmediğinden dert yanıyordu. Hemen harekete geçen jandarmalar belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde de satılmayı bekleyen hiçbir ürün yoktu. Görüntüler sadece bir çağrı merkezi kuran vurguncuların parasını peşin tahsil ettikleri ürünleri göndermeye niyetli olmadığını gözler önüne serdi. Jandarma 2 ay öncesinden takibe aldığı ikisi kadın toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede vurguncuların banka hesaplarına günlük 2 milyon liraya yakın para geldiği ortaya çıktı. Kurmuş oldukları www.baysallaravm.com.tr isimli alışveriş sitesi üzerinden aylık 40 milyon liralık vurgun yapan çetenin bu işi ne zamandır sürdürdükleri henüz tespit edilemedi. İnceleme sonunda vurgunun faturasının 200 milyon lirayı aşabileceği tahmin ediliyor. Gözaltına alınan 3 vurguncu çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arı gibi çalışan bir milletvekili var. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek. İşte başkenti karış karış gezmeye devam ediyor Gökçek. Bugün de Güdül ve Çamlıdere ilçelerindeydi Ankara'da. Seçim döneminde kendisine büyük destek veren başkentlerin davetlerini geri çevirmedi. Önce Güdül'deki dernek binasının açılış etkinliğine, ardından da Çamlıdere Festivali'ne katıldı. Biz halkın arasındayız. AK Parti milletvekili olarak her zaman, her şartta halkın arasında olan milletvekilleriyiz. O yüzden çok mutluyuz. Akşam 15 Temmuz anmalarına katılan AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek'in bugünkü durağı Güdül'ün Sapanlı Köyü'ydü. Gittiği her adreste olduğu gibi burada da yoğun ilgiyle karşılanan milletvekili Gökçek, Sapanlı Dernek binasının açılış etkinliğine katıldı. Ankaralıların bağrına bastığı genç siyasetçi çocuklara oyuncak dağıttı. Önce Güdül, ardından Çamlıdere. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Durum
durmaksızın çalışan Gökçek'in bir sonraki durağı ise Çamlıdere oldu. Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın daveti üzerine bu sene 44.sü düzenlenen Çamlıdere Festivali'ne katıldı. Çamlıdere'deki bu festival gerçekten hakikaten Ankara'mız için çok önemli bir festival. Ben özellikle Çamlıdere Belediye Başkanımız Sayın Caner Can'a çok teşekkür ediyorum. Onun vesilesiyle bu programlar oluyor. Gerçekten de çok güzel oluyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçe 44. Çamlıdere Festivali'ne geldi. Burada da kendisine yoğun ilgi vardı. Çamlıderelilerle hasret gideren Milletvekili Gökçek çocukları da unutmadı. Top ve bebek dağıttı. Festival alanında milli sporumuz güreş müsabakalarını izleyen Gökçek, bu tür etkinliklerin bölge insanıyla kaynaşmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Biz de bu festival esnasında vatandaşımızla bir araya geliyoruz, onlarla konuşuyoruz, varsa sıkıntılarını dinliyoruz, sevinçlerini paylaşıyoruz. Güreş bizim milli sporumuz. İşte bu festivallere gelmeden önce başvurular yapılıyor. O başvurulara başvuracaklar, gelecekler, burada güreşecekler. Ben tekrar Sayın Caner Can Başkanım başta olmak üzere tüm Çamlıderelilere böyle bir organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Seçim hezimiyetinin ardından sancılı bir dönem geçiriyor malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi efendim. Değişim tartışmaları bir yandan da devam ediyor. İstifa çağrılarına kulağını tıkayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama var. Ne o açıklama? Hemen söyleyeyim. Ana muhalefet lideri bir tespit yapmış. Değişim taleplerine bir cevap vermiş. Demiş ki değişime değil, yenilenmeye ihtiyaç var. CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişime değil, yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal Demokrat Parti'yiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, bir hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Yerel seçimde adayların yoğun bir çalışma sürecinin ardından belirleneceğini söyledi. Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağız. İnanıyorum. Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler, alana bakacaklar. Kiminle kazanırız, kiminle kazanamayız diye özel çalışmalar yapılacak. Peki yerel seçimlerde diğer partilerle ittifak yapılacak mı? Yerel yönetimlerde işbirliğini büyük ölçüde halk kendisi yapıyor. Bir belediye başkanı adayını beğeniyorsa onun parti kimliğinden çok kişiliğine bakıyor. Tabii diğer partilerle nasıl işbirliği olacağı konusunda şu aşamada yorum yapmak doğru değil. Ama ilerleyen zaman içerisinde işbirliği de gündeme gelebilir, gelmeyebilir. İşbirliği olursa bu Türkiye genelinde her yerde değil belli alanlarda yerlerde olabilir. Evet efendim, reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor. 10 bin kilometrenin üstünde yol teptiler. Amerika'dan gelip Fethiye'nin Paralya köyündeki çocukların hayatına bir fark katabilmek için çabalayan isimler onlar. Köy çocuklarını hayata hazırlamak, ekrandan uzak akrana yakın projesini başlattılar. Köydeki okulun bahçesinde her yaz döneminde eğitimler veren o gönüllüler Türkiye'den de Amerika'ya bir eğitim köprüsü kurmuş oldular. ...1175 kilometre uçup Amerika'dan Türkiye'ye geldiler. Fethiye'nin Faralya köyündeki çocukları eğitim hayatı hazırlamak için kolları sıvadılar. 23 yıldır Amerika'da yaşayan Emir ailesi, tatil için geldikleri Fethiye'nin Faralya köyündeki çocuklardan çok etkilendi. Onlar için bir şeyler yapmak istediler ve Amerika'daki okul arkadaşlarıyla birlikte ekrandan uzak akrana yakın projesi hazırladılar. İşte bu tür yerleri gezdiğimiz zaman çocukları görüyoruz etrafta işte. Annemle babama sorduk, onlar yazın ne yapıyorlar diye. Tabii şartlar her ülkede farklı. Burada çok fazla alternatifleri olmadığından bize bahsettiler. Onlar da biz bir şeyler yapabilir miyiz dedik. Projenin hedefi köy çocuklarına İngilizce, matematik ve farklı branşlarda eğitimler vermekti. Faralya İlköğretim Okulu bahçesinde çocuklara her gün 4 saat eğitim vermeye başladılar. Bunların sabah 10 ile 2 arasında eğitim veriliyor. Onun dışında da hep beraber vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. Diyor, amacımız bunu yaymak. O amaçla da zaten Amerika'da bir sürü aileyle biz iletişime geçtik. Cumartesi günü bir aile geliyor. Ondan sonraki hafta 3 aile gelecek Amerika'dan. Onların projesine Faralyalılar da destek verdi. Hem köylüler de bu projede yer aldı. Hem de çocuklarını onlara
onlara emanet etti. Çocuklarımız da bu yaz okulunu çok sevdi. Yani burada farklı kültürlerden yabancılar da var mahallemizde oturan. Onlar da katılıyor. Resim, sanat, oyun, yabancı dil, İngilizce, her türlü etkinlik var. İngilizce, matematik eğitimlerinin yanı sıra resim, yüzme dersleri de alan çocuklarınsa keyifleri yerinde. İngilizce öğreniyoruz. İngilizce, matematik, oyun oynuyoruz. Her cuma havuza gidiyoruz. Zincir oyunu oynuyoruz. Eğleniyoruz yani. Efendim bu akşam da çocuk kahkahalarıyla sonlandırmış olduk Beyaz Ana Haberi. Ne mutlu ki bize. Ve işte arkamda görüyorsunuz iletişim bilgilerimizi. Lütfen WhatsApp ihbar hattı üzerinden bize haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri, bilgileri atın. Diğer taraftan YouTube üzerinden de kaçırdığınız haberlerimizi yeniden izleyebilirsiniz diyelim. Bunu da hatırlatmış olalım ve iznimizi tekrar talep edelim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.